Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, 31 Mart yerel seçimlerinde Palu Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti adayı Efraim Ünalan'la ilgili Milliyetçi Hareket Partili Teşkilatı Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK, Palu Belediye Başkanlığı'na seçilen Efraim Ünalan'ın savunmasının alınmasına ve mazbatasının geri alınmasına karar verdi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Palu'da AK Parti'nin adayı Efraim Ünalan başkanlık yarışını kazanmış ve Palu Belediye Başkanlığı görevine başlamıştı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi İlazığ İl Teşkilatı Palu Belediye Başkanlığı'na seçilen Efraim Ünalan'la ilgili olağanüstü itirazda bulundu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 19 Mart 2019 tarihinde Efraim Ünalan'ın suçunu onandığını açıklayan MHP İl Teşkilatı, YSK'ya dilekçe vermişti. Yapılan olağanüstü itirazın ardından YSK kararını bugün verdi. YSK, Palu Belediye Başkanı seçilen Efraim Ünalan'ın mazbatasının geri alınmasına ve savunmasının istenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre Palu Belediye Başkanlığı'na seçilen Efraim Ünalan'ın belediye başkanlığı görevi bitmiş oluyor. Efraim Ünalan'ın da başkanlığının devam etmesi yönünde itirazda bulunarak hukuki süreci başlattığı öğrenildi. YSK'nın bu kararının ardından ilçenin yeni belediye başkanının kim olacağı da merak konusu oldu. İlçenin yeni belediye başkanının kim olacağına dair de YSK'nın kararı belli oldu. YSK, ilçe belediye meclis üyeleri arasından seçilecek ismin belediye başkanı olması kararını verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Palu'da AK Parti'nin 5, MHP'nin ise 4 belediye meclis üyesi bulunuyor. Belediye meclis üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimin ardından ilçenin belediye başkanı kesinleşmiş olacak. YSK'nın bu kararının ardından MHP, YSK'ya ikinci kez dilekçe verdi. MHP İl Teşkilatı dilekçesinde belediye başkanlığı görevinin seçimlerde ilçede ikinci parti olan MHP'nin adayı Muhammed Septoğlu'na verilmesini talep etti. YSK'nın bu kararı da merakla bekleniyor. Aksaray Mahallesi'ni gezen belediye başkanı Şahin Şerifoğulları, Şorşor Deresi Projesi ile birlikte Sürsürü Hicret, Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak ve Salıbaba mahalleleri yeniden yepyeni bir kimlik kazanacak ifadelerini kullandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve sorunları dinleyen Başkan Şerifoğulları, seçim süreci boyunca mahallelerimizi adım adım ziyaret ettik. Sorunları, talepleri yerinde tespit ettik. Şimdi hizmet zamanı. Nerede ne ihtiyaç olduğunu, nerede ne sorun olduğunu biliyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi çözüm yolunda kullanacağız. Her bir hemşehrimizin en ideal şartlarda yaşamalarını sürdürdüğü bir şehri el ele, muhabbet temelinde, güç birliğiyle oluşturacağız. Bu şehri güçlü kardeşlik bağlarıyla, gönül gönüle hizmet sözümüz var. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. Hem gönülleri hem de şehrimizi hep birlikte ihya edeceğiz diye konuştu. Aksaray Mahallesi'ni de kapsayan ve toplam 34 kilometrelik kolektör hattı yapım çalışmaları tamamlanan Şorşor Deresi Projesi'nin toplam 32.490 metre uzunluğundaki açık kanal çalışmalarında da sona gelindiğini ifade eden Başkan Şerifoğulları, Sürsürü, Hicret, Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak ve Salıbaba mahalleleri olmak üzere şehrin büyük kısmını kapsayan Şorşor Deresi Projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz rekreasyon çalışmalarıyla mahallelerimiz adeta yepyeni bir kimlik kazanacak. Projeyi büyük bir titizlikle ve gayretle nihai aşamaya taşıyacağız şeklinde konuştu. Şehrin her bir mahallesinde sürdürülen çalışmaları ve planladıkları projeleri büyük bir titizlikle takip ettiklerinin altına çizen Başkan Şerifoğulları, hemşehrilerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla gerekli istişareleri yaparak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Önümüzdeki 5 yıl süresince güçlü bir enerjiyle şehrimizin gelişimine değer katacağız ifadelerini kullandı. Elazığ'da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında askeri öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında sözde bir sorumlunun da bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ-PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler ve onlardan sorumlu sivil bir şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri askeri öğrencilerden sorumlu sivil, 14'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sayın seyirciler, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için il teşkilatı ittifak partilerin il başkanlarını da yanına alarak bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu için öğretmen evi önünde bir araya geldi. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamaya Millet İttifakı Partileri İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Or, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Feyyaz Koçgazi, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve partililer katıldı. Meydanda açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, olayın demokrasiye vurulan bir hançer olduğunu ifade etti. Yapılan saldırıdan bir provokasyon ya da farklı bir eylem değildir. Bu son derece organizeli bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasine, birlik ve beraberine, iş huzurumuza karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavralardan kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef göstermektedir. Bir takım operasyon kanalından kimlerin Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa Cumhuriyet Halk Partilerinin şehit cenazelerine alınmaması için kimler talimat verdiyse meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine Gazi Mustafa Kemal'in iki büyük eserinden biri dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza almayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayan onlardır. Saadet Partisi Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu siyasi partilerin ülkelerin zenginliği olduğunu ifade ederek olayın perde arkasına bakılması gerektiğini söyledi. Bu saldırıyı es geçemeyiz. Bakın bir Saadet Partisi olarak dilimizde tüy bitti. Siyasi partiler bu ülkede düşman değil. Siyasi partiler birbirlerinin rakibidir ve aynı zamanda da ülkenin zenginliğidir. Biz bunu söyleye söyleye demin de dediğim gibi dilimizde tüy bitti. Ama gelinen noktada gerçekten ülke şu anda karıştırılmak isteniyor. Değerli arkadaşlarım, perdenin arkasına büyük fotoğrafı görmekte fayda vardır. Orta Doğu projesi, Libya, Suriye, Irak şu anda Suriye, Türkiye'de. Türkiye karıştırılmak isteniyor. Derhal hükümetin bu failleri bulup en ağır bir cezayla cezalandırmalıdır. Kesinlikle bir daha bu tür olaylara da mahal bırakılmamalıdır. Siyasi partinin genel başkanlarını seçimden sonra Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten ülkenin birlik beraberliğiyle alakalı bizi de rahatlatıcı bazı cümleler sarf etmiştir. Biz bunu takdirle karşılıyoruz. İyi Parti İl Başkanı Mevlüt Orda saldırıya şiddetle kınadıklarını ifade ederek olayın organize bir iş olduğunu iddia etti. Öncelikle bir şehit cenazesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan genel başkanına yapılan bu saldırı gerçekten ülkenin birlik ve bütünlüğünü gerçekten zedeleyecek bir noktadadır. Bu organizeli çetemi desek veya birilerinin kışkırtmasıyla desek ülkenin huzuru için yapılan bu saldırı en kısa zamanda faillerinin yakalanıp adalete teslim edileceğine şüphemiz yoktur. İnşallah da bu şekilde gerçekleşir. Bizler bu ülkenin birliğine, dirliğine inanan kişileriz. Bir şehit cenazesine Türk vatandaşı olarak herkes, bırakın bir genel başkanı,
herkes katılabilir. Demokrat Parti İl Başkanı Feyyaz Koçgazi de saldırıyı kınayanlar arasında yerini aldı. Birlik içerisinde, birlik olan bir ülkeyiz, vatandaşız. Nefret ediyoruz böyle şeylerden. Birliğimizi bozamayacaklar. 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması birçok ilden öğrencilerin katılımıyla Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinin final yarışması Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Evet hanım kız, sen ne yaptın? Merhaba, adım Esma ve Gülümüş. Projemin adı Depreme Dayalı Play Modeli Sanat. En güzel o, burada da deprem modeli aslında. Türkiye genelinde TÜBİTAK koordinatörlüğünde 12 bölgede gerçekleştirilen yarışmaya toplam 16.373 öğrenci katıldı. Bölgelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda derece alan projeler finale kalmaya hak kazandı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan 13. TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması final sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Final sergisinin açılışına TÜBİTAK Yarışmalar Grubu Koordinatörü Müjdat Engin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. Türkiye genelinde yarışmaya 16.373 öğrencinin katıldığını belirten TÜBİTAK Yarışmalar Kurulu Koordinatörü Müjdat Engin, bu tür programlarla çocuklara küçük yaşta araştırma kültürü kazandırmak istediklerini ifade etti. Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları gençlerimize erken yaşlardan itibaren bilimsel bakış açısı ve araştırma kültürü kazandırmayı amaç edinmiş ve bu uğurda her yıl artan sayıda başvuruyla bu program başarıyla yürütmektedir. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise düşünen, hedeflerini sorgulayan, akıl eden ve çalışmalarını hayata geçirebilen bir gençlik yetiştirmek olduğunu kaydetti. Ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmek için en önemli gücün bilgiye erişim kapasitesi olduğunu, günümüz dünyasında siz değerli öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkısıyla olmaktadır. Projeler ve projelerin hayata uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bilimsel çalışmaların önemine değinen Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ da dünyanın 20 ekonomisi arasına girmek istiyorsak bilimsel çalışmalar önemlidir dedi. İhracatta 500 milyar doları hedefliyorsak dünyanın en büyük 10 ekonomisine veya ilk 20 ekonomisine gireceksek bu ancak bilimsel çalışmalarla eğitime veren önemde ve bilimsel çalışmalar Ar-Ge çalışmaları sonucunda çıkan ürünlerle katma değeri ürünlerin üretilmesi ve bunların hem kendimiz tarafından kullanılması hem de bununla ilgili oluşturacak pazarlarda da bizim ithal eden değil, ihraç eden ülke olduğumuzda ancak hem bağımsızlığımızı her yönden daha da ileri götürme açısından hem geleceğimiz açısından önemli olan bir konu. Yarışmada finale kalan öğrencilerin projeleri düzenlenen final sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve İlikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Elfet Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÇEDENE sohbetlerinin konuğu oldu. Profesör Doktor Açık, kadınların iş hayatındaki rolü konusunda değerlendirmelerde bulundu. Elazığ Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÇEDENE sohbetlerinin konuğu Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve İlikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık oldu. İstanbul'da yer alan Elfet binasında gerçekleştirilen programa Elfet Yönetim Kurulu Başkanı Faik İçmeli, Elfet üyeleri ve gençler katıldı. Programda konuşan Elfet Yönetim Kurulu Başkanı Faik İçmeli, davetlerine katılımlarından dolayı Profesör Doktor Yasemin Açık'a teşekkür etti. Ayrıca İstanbul'da çok sayıda Elazığlı'nın yaşadığının altını çizdi.
%50'yi siz 3'ten çarptın. 400 bin civarında Elazığ'da, kendisine Elazığ hissedin. Bir de Elazığ sevdalıları var. Evet. O ayrı bir şey. Evet. Çok sayılı. Sayımız da hocam yani. Profesör Doktor Yasemin Açık, Elazığlıların bürokrasi ve siyasi görevlerde daha da fazla olması gerektiğinin altını çizerek, İstanbul'da Elazığlı bir milletvekilinin olması gerektiğini belirtti. İstanbul'da niye bir Elazığlı milletvekili olmasın aday olarak? Gördüğünüz gibi mesela Karadenizliler ya da Sivaslılar vesaire değişik coğrafyadaki illerdeki insanlar bir araya gelip işbirliği oluşturarak hem bürokraside üst düzey atamalarda, hem siyasette, hem toplumun değişik kesimlerinde etkili olabiliyorlar. Kadınların iş hayatındaki rolü konusunda değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Yasemin Açık, şirketlerin marka değerleri ve cirolarının artırılmasında kadın üst düzey yöneticinin etkisi çok fazla, dedi. Kadın yönetici oranı %53. Ondan sonra gelen 15'in içerisinde %35, daha sonra gelen 25'in içerisinde ise üst düzey yönetici kadın oranı %26. Ve bu gösteriyor ki aslında şirketlerin marka değerleri ve cirolarının artırılmasında kadın üst düzey yöneticinin etkisi çok fazla. Yani kadın üst düzey yöneticisi olan şirkette daha çok başarılı, daha çok marka değeri var. İşte yani bu içinde bulunduğumuz koşullara baktığımız zaman mutlaka eğer bir yere biz kadınlar gelmek istiyorsak daha fazla emek vereceğiz, çok çalışacağız yani. Mutlaka o pozisyona gelecek erkekten daha iyi olacağız. Gençlere tavsiyelerde de bulunan ELİKAT Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, yenilikçi olunması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra da mutlaka güçlü hedefler, amaçlar belirleyin. Kafanızda yapacaklarınızla ilgili mutlaka. Her birinizin kafasında bir tane ben şunu yaparım dediğiniz bir fikriniz olsun. Bir fikir ve ona o hayaliniz, fikrinize de gidecek güçlü bir amacınız olacak. O amaç için de çok çalışacaksınız. Zaten fedakarlık yapmadan hiç başarı elde edilemez. Televizyonumu izleyeyim, gezeyim, şuraya gideyim, aynı zamanda başarılı olayım. Öyle bir şey yok. Ne kadar çok fedakarlık, o kadar çok başarı geliyor aslında. Fedakarlık yapacaksınız. Çalışacaksınız. Emek vermeden olmaz. Başkasından duyduğunuz şeylerle işe koyulmanız size başarı getirmez zaten. Okuyacaksınız, öğreneceksiniz, emek vereceksiniz. Ve bir işi ilk yapmak çok önemli. Yani ilk yaptığınız zaman hem onun verdiği haz çok fazla, hem de başarı daha çok geliyor. Bunu yapmak için de hani inovasyon diyorlar, yenilikçi olmak gerekiyor ama ille de yeni bir şey bulman, yeni bir keşif yapman gerekmiyor. Toplumda eksik olduğunu hissettiğin bir alanda da bir iş yapabilirsin. Örneğin ağın leblebisinin yeterince satılmadığını düşünüyorsam onu özel bir paketlemeyle kendin eksik gördüğün bir yerdeki o eksiği kapatacak işler yapabilirsin. Daha sonra Profesör Doktor Açık'a çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki Elazığ kızısınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de devamını burada olmaktan gerçekten. Ben de Yasemin Hanım'ı tebrik etmek istiyorum. Yasemin Hanım özel bir insandır. Gururumuz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dış ticarette devlet destekleri ve hedef pazarlar konulu seminer gerçekleştirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dış ticarette devlet destekleri ve hedef pazarlar konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Toplantıya İşkur İl Müdürü Abdullah Bağcı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, Elazığ STK Dönem Sözcüsü Profesör Doktor Kenan Peker, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren, ELEP Başkanı Süleyman Kamaç ve çok sayıda ihracat yapan firma temsilcisi ve iş adamları katıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Şube Müdürü Sinan Ata ve emekli ticaret ateşesi Deniz Kutlu katıldı. Ata ve Kutlu bilgilendirme toplantısında katılımcılara dış ticarette fırsatlar ve hedef pazarlar konusunda bilgiler verdi. Emekli ticaret ateşesi Deniz Kutlu, yurt dışı bağlantılar ve doğru ihracat hamleleriyle ilgili firmalara verdikleri hizmetleri anlattı.
Kutlu, ihracat yapan firmaların doğru zamanlarda doğru bağlantılarla başarıya ulaşmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, profesyonel tanıtım çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Maden ilçesinde meydana gelen heyelan demir yolunu kısmen kapatırken tedbir amaçlı bazı evler de boşaltıldı. Maden ilçesinde aşırı yağışlar heyelanı da beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle demir yolu kısmen kapatıldı, tedbir amaçlı bazı evler de boşaltıldı. Maden ilçesi Kortik mevkiinde demir yolu üzerindeki evlerin ön kısmında aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Elazığ-Diyarbakır demir yolu kısmen kapandı. Tedbir amaçlı ise olay yerinde bulunan iki evde oturan aileler tahliye edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tedbir alınan bölgede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye giderek inceleme yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen Biz Birlikte Güçlüyüz projesinin tanıtımı Kahraman Kazan'da yapıldı. Türk milletinin tarihte yaşadığı zaferlerin diri tutularak milli hafıza oluşturmak ve nesilden nesile aktarılmasının sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin yürüttüğü Biz Birlikte Güçlüyüz projesinin tanıtımı Kahraman Kazan'da yapıldı. Hedef kitlesi kanaat önderleri, yazar, akademisyen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, devlet erkanı, konuya uygun konuk konuşmacılar başta olmak üzere millet vatandaş kavramını içerisine alan kesimden oluşan proje, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Hatay, Kütahya, Çanakkale ve Ankara illerinde uygulanacak. Proje yürütücüsü İdareci ve Bürokratlar Derneği Başkanı Yücel Can, projenin amacını anlattı. Onun için İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak diyoruz ki, biz birlikte güçlüyüz. Bizim ortak birlerimiz var, ortak değerlerimiz var. Tarihimiz bir, milletimiz bir, kültürümüz bir, onlarca bizi ortak noktada bir araya getiren inançlarımız, değerlerimiz varken biz her türlü terörün, her türlü ayrılığın karşısında Türk bayrağı altında, ortak değerler altında birleşmek zorundayız. Ez cümle ifade etmek gerekirse, biz buradan, biz birlikte güçlüyüz diyerek Kahraman Kazan ruhunu Çanakkale ruhuyla özdeş olduğuna inanıyoruz. Ve biz bu ruhu öncelikle birlik ve beraberliğimizin önem kazandığı sınır illerimize, Kahraman Kazan'daki şehitlerimizin ve Kahraman Kazan'daki manevi ruhu Mardin'e, Şanlıurfa'daki Halil İbrahim ve Hazreti Eyyub'un birliktelik ve kardeşlik ruhuna, oradan bütün milletlerin olduğu Kilis'e, kültürler mirası olan Mardin'e, Artvin'e ve oradan da milli mutabakatın ilk aşaması olan Kütahya'ya ve Çanakkale ruhuna giderek en sonunda Kahraman Kazan'da şimdi olduğu gibi daha şumurlu bir programla bu programı Kahraman Kazan'da başkanımızın destekleriyle bitirmek istiyoruz. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kahraman Kazan'ın kahramanlığına değindi. 15 Temmuz hadiseleri tabii çok önemli. Zaman geçtikçe bunun önemi daha da artıyor. Bu hain darbe girişiminin merkez üssü olarak Kahraman Kazan'daki 4. ana jet üssüne yuvalanmış bu hainler. O gece hepimiz Kahraman Kazan'da bir anormallik olduğunu hissediyor. Fakat bunların merkez üssünün Kahraman Kazan olduğunu biz ilerleyen saatlerde öğrendik. Gazilerimiz de bunu tabii değişik platformlarda ifade ettiler. Bir kısım oraya gitti. Gittikten sonra saat 3-4 gibi 4.05'te orada insanlarımızın üzerine, silahsız ve masum insanlarımızın üzerine ateş açmak suretiyle orada 9 tane kardeşimiz şehit oldu. 92 tane kardeşimiz de gazi oldu, Kahraman Kazan'da. Bugün burada bu güzel ortamda bu toplantımızı gerçekleştirebiliyorsak, gelecekle ilgili güzel hayaller kurabiliyorsak, bunu her şeyden önce tabii
Cenab-ı Hakk'ın kudretine borçluyuz. Tanıtım toplantısında şehit yakınlarına, gazilere, sporcu gençlere ve antrenörlerine plaket verildi. Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Recep Alyamaç'ın oğlu doçent doktor Kürşat Esat Alyamaç tarafından kaleme alınan Komando Recep isimli kitap çıktı. Komando Recep adlı kitap çıktı. Ülkücü camianın sevilen ismi Recep Alyamaç'ın hayatından kesitler oğlu doçent doktor Kürşat Esat Alyamaç tarafından kaleme alındı. Kanıyla canıyla bedel ödemiş, hizmet etmiş Türk milliyetçilerinin bir arşivi yok. İnşallah bundan sonra bunu yaşamış olan ülküdaşlarımız da özellikle de benim yaşımda olanlar bunları böyle bir belge, bir kitaba dönüştürürler ki gelecekte gençlerimiz bu ülke için, bu millet için, Türk'ün son bağımsız kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hangi mücadelelerin verildiğini bilsinler ki bu ülkenin, bu devletin kıymetini bilsinler. Son söyleyeceğim şey de şudur. Devleti olmayan dini de namusu da olmaz. Recep Alyamaç kitapla ilgili bilgi verdi. Şimdi bu kitap bir dönemi anlatıyor. Yani yaklaşık bir 44 sene öncesi Diyarbakır'da rahmetli Alparslan Türkeş'in başbakan yardımcısı sıfatıyla gelişinde gerçekten kitabın şeyinde öyle yazmışız zaten 24 Haziran 1975 Diyarbakır isyanı diye. Orada çok büyük olaylar olmuştu. Bir de 1978 yılında ben Milliyetçi İş Sendikaları Bölge Başkanı iken Bingöl'de yaşadığım bir olay oldu. Arabamı yaktılar. Arabamı yakan da meşhur terörist başlarından Parmaksız Zeki adlı bir terörist o günlerde işte şeyde diğer şey Bingöl eğitimde okuyor o zaman. O ve bir grup PKK'lı tarafından yakılmıştı. O zaman da kurşunlanmıştık. Allah'tan bir şey olmadı. 4-5 sene de iftiralardan dolayı yargılandık ve beraat ettik. Oğlum doçent Doktor Kürşat Alyamaç'ın ısrarı üzerine baba dedi ki bunları yazalım. Bunlar unutulmasın. Milliyetçi ülkücülerin çektiği çileyi gelecekteki Türk gençliği bilsin diye bunları sağ olsun bir kitap haline getirdi. Kitap yurdu internet sitesinden satılmaktadır. Bu ticari amaçlı bir kitap değil. İş adamı Devrim Acavi tarafından Ağın Belediyesi'ne hediye edilen hasta nakil aracı ilçeye ulaştı. Yıllar önce babası Öztürk Acevit ve abisi Levent Acevit'i ambulanslarda yaşanan sıkıntılardan dolayı kaybeden iş adamı Devrim Acavit, Ağın Belediyesi'nde ambulans olmadığını öğrenince başka insanların da kendisi gibi mağdur olmaması için ilçe belediyesine hasta nakil aracı hediye etti. Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Ağın'a yapılan her çalışmanın arkasında olduklarını dile getirdi. Öncelikle teşekkür ediyorum Devrim Bey'e. İlçemize yaptığı bu hayırlı hizmet için hasta nakil aracı, ambulans çok amaçlı inşallah kullanılacaktır. Ağın insanına, Ağın'a yaptığı hizmet için Allah razı olsun diyoruz biz. Teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu işe vesile olan Mehmet kardeşime, Ali Başkanıma da bu işe vesile oldukları için Devrim Bey, çünkü onun dostları olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ağın için önemli bir fırsat. Ağına yapılan her olumlu işte biz duacıyız, destekçiyiz, her zaman yanlarındayız diyoruz. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, herkesin Ağın için elini taşın altına koyduğunu söyledi. Herkes Ağın için elini taşın altına koyuyor. Devrim kardeşimiz Erzincanlıdır. Ağın için neler yapabilirim diyorsa bütün arkadaşlarımız da aynı düşüncelerde. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Şeref verdiler. Allah bin kere razı olsun. İş adamı Devrim Acavit, Ağın Belediyesi'ne hediye ettiği hasta nakil aracının can kurtarması temennisinde bulundu. En başından beri seçim kampanyasının sözü Ağın Ali Üslü'ye, Ali Üslü de Ağın'a emanet. Ben seçim sürecinde çok defa aradım. Ali'nin bir ihtiyacın var mı? Yardımcı olacağımız bir şey var mı? Hepsine de teşekkür etti. Hiçbir şey istemedi. Ben kendim Ağın ilçesinde
hastanenin nakil aracının olmadığını, bir ambulansın, belediyenin bir ambulansı olmadığını araştırdım. Cenaze aracıyla alakalı bir seçim kampanyasını sosyal medyadan gördüğümde ambulansı aldım ve Ali Üstü'ye hayırlı olsun diye resimlerini attım. Allah razı olsun, o da dileklerini iletti. Şunu söyleyeceğim. Ben ambulansla yazan Öztürk Acevit ve Levent Acevit, abim ve babam, konuşurken üzülüyorum. Ben onları ambulansa taşıyamadım kaybettiğimde. Kapının önünde duran bir ambulansta kalp elektro cihazı çalışmadığı için diğer bir hastaneye bile sevk edemediler. İkisinde de aynı sıkıntıyı yaşadım. Yani belki insanlar niye ambulans diye düşünecek. Belki daha farklı ihtiyacı var bu belediyenin, bu ilçenin, ama bu benim için bir uhdeydi. İnşallah iyi anlarda, iyi günlerde kullansınlar derim. Bu ambulans can kurtarsın. Hasta nakil aracının ilçeye gelmesinde aracı olan iş adamı Mehmet Özkan, Acavit'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Devrim arkadaşımız İstanbul'da kendileri ticaretle uğraşıyorlar, iyi bir iş adamımızdır. Onlar da sizin ilçeniz için, Ali abi için özellikle ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye böyle mütalaa yaptık. O da bu konuda kendine bahsettiği gibi ailesiyle ilgili bir sorun yaşadığı için an için böyle bir şey yapmamız gerektiğini söyledi. Ve daha sonradan Ali abi de bunu bildirdik. Sağ olsun, o da böyle bir şeyin iyi olacağını. Ve bu konuda tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlçemize katkıda sunduğu için. Sayın Kaymakamımız da bu konuda çok duyarlı. İlçemiz için gerçekten yani önemli başarılar elde ediyor. Ve bir de iyi de çalışmalar yapıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. İş adamı Devrim Acavit'e katkılarından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından plaket takdim edildi. Herkes Okusun diye adlı proje kapsamında düzenlenen söyleşi programları devam ediyor. Okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen söyleşi programında Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk öğrencilerle buluştu. Elisa'da hizmet veren bir kitap evi öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elisa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Herkes Okusun diye açılan kitap fuarı kapsamındaki söyleşi programları sürüyor. Okuma alışkanlığının kazandırılması ve okumanın önemine değinilen söyleşi programlarının konuğu bu kez Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk oldu. Artık yeni sınav sisteminde ezbere dayalı sorular yok, ezber yok kesinlikle. Gürtürk, Bahçeli Evler Ortaokulu ve Sıdık Avar Kız Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Batı Kitap Kırtasiye Genel Müdürü Mustafa Batı, amaçlarının herkesin kitaba kolay ulaşmasını sağlayarak eğitim ve okuma kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Eğitimin önemini inşallah hepiniz biliyorsunuz, hepiniz farkındasınız. Bu tür programlarla bunun daha çok farkında olacak ve yarınlarımızı garanti altına alacağız inşallah sizlerle, doğru eğitimle. Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de Elazığ Okuyor projesiyle gençlere okuma tavsiyelerinde bulunarak tecrübelerini paylaştı. Okumak özgürlüktür, okumak insanı geliştirir, okumak insanın ufkunu açar diye devamlı logolarımızda, afişlerimizde bunları görmüşsünüzdür. Bahçeli Evler Ortaokulumuzda, okulunuza da geldiğimizde biz de biliyoruz ki gerçekten okuyan, okuduğunu yaşayan, anlayan ve hayatına uygulayan öğrencilerimiz de dolu ve bunu en üst seviyede uyguluyorsunuz. Eğer okuduğumuz bizim hayatımızda, bizim yaşantımızda, ilişkilerimizde, davranış biçimimizde değişiklik meydana getirmiyorsa bu okumalar okuma olmamış olur. Yalnızca bir göz gezdirme olur diyorum. Onun için mutlaka ve mutlaka okuduğumuzu anlamamız, anladığımızı yaşamamız gerektiğini hepinize buradan söylemek istiyorum. Sayın seyirciler, minikler projelerini tasarladı. Sonra bu projeler beğeniye sunuldu. Dumlupınar İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencilerinin yaptığı projeler okulda sergilendi. Dumlupınar İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları projeler okulda açılan sergiyle beğeniye sunuldu. En büyük dünyamızdır. Dünyamız içinde Türkiye'miz vardır. Türkiye'mizin içinde illerimiz vardır. İllerimizin içinde ilçelerimiz vardır. İlçelerimizin içinde kasabalarımız vardır.
Merhaba, ben Kevser. Ben gece gündüz deneyi yaptım. Ben geri dönüşüm malzemeleriyle şuraya gece gündüz yaptım. Böyle güneş ve bulut yaptım. Uçak yaptım. Uçağımı geri dönüşümlerle yaptım. Merhaba, ben Ali Nisa. Bu grubun lideriyim. Sündür İslam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben atık malzemelerle su sebili yaptım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İlkinur. Atık malzemelerle akciğer modeli yaptım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben İlkinur. Geri dönüşüm malzemeleriyle arı kovanı yaptım. Birbirinden farklı ve özel projeler 23 Nisan Çocuk Atölyesi'nde sergilendi. Sergiye Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Ulufer, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Sınıf öğretmeni Remziye Aydoğdu, bu tür etkinliklerle çocuklara bilimi sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sadece soru çözen değil, sorun çözen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel ufuklarını açmak ve düşünce dünyalarını zenginleştirmeye katkıda bulunmak. Başarıyı sadece sınav başarısına endekslemeden, hayat başarısının çocuğun kendini doğru tanımasıyla mümkün olacağını unutmamak gerekir. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen sevgili müdürüm Sayın Sedat Şefli'ye, çok değerli velilerime ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Okul müdürü Sedat Şeflek çocukların gününü tebrik etti. 23 Nisan bütün sunumu, etkinlikleri onlar yaptılar. Hak onların. Ben bu hakkımı onlara teşekkür ederek bitiriyorum. İstanbul'da yaşayan Baskililer kahvaltılı Boğaz Turu'nda bir araya geldi. İstanbul Baskililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği programda hasret giderildi. Rahmet yar çenizmin semalarından sağanak sağanak. Kısmetimle şehadet varmış. Onurumla buluşarak. Elazığlıyım. Harputuna teklerinde yoğrulmuş hamurum. İstanbul Baskililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin her yıl geleneksel düzenlediği kahvaltılı Boğaz Turu'na çok sayıda Baskilli katıldı. İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1000 Baskilli hemşehrimizin katıldığı programda konuşan Baskililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Elmas, böylesi etkinliklerle hemşehrilik bağlarının güçlenerek derneğin amacına da ulaştığını söyledi. Ben öncelikle buraya katılan bütün Baskilli hemşehrilerime, şahsım ve yönetim adıma şükranlarımı sunuyorum. Evet, sizler de gördüğünüz gibi yaklaşık 1000 kişilik bir Baskilli var burada. Şu anda dağ huzuruna eşliğinde keyifli bir zaman geçiriyorlar. Biz İstanbul Baskililer Derneği olarak bu ikinci programımız. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale dönüştürüp her yıl hemşehrilerimizle bir arada böyle keyifli bir zaman geçirmenin arzusu içerisindeyiz. Ben buradan Elazığ'a, Baskil'e, Kocakkuş sevgilerimi yolluyorum. Bütün hemşehrilerimin yaklaşan Ramazan ayını tebrik ediyorum şimdiden. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın diyorum. Elazığ Anaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Gün onların günüydü. Sahneye önce yöresel oyunumuz Çayda Çıra ile çıktı. Ardından birbirinden güzel hünerlerini sergiledi. Elazığ Anaokulu Müdüresi Onur Demir günün önemine değindi. Geleceğimize emanet ettiği küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler bugün
hem atalarına teşekkür etmek, hem de 23 Nisan bayramını coşkuyla yaşamak adına etkinlikle duygularını ifade edecekler. Şimdi sizlerle birlikte bu duyguları üzerinde paylaşmış olacağız. Ancak Elazığ Anaokulu'nun 10 yıllık bir mazisi var. 2008 yılında kurucu müdür olarak atandım. Ve gerçekten bomboş bir okul, bir anahtar, kocaman hayalle başladık. İlk günden bugüne kadar çok çalıştık. Dedik ki Elazığ'ın en iyi okulu olacağız. Hayallerimiz çok büyüktü. Gelen her mesai arkadaşımla bu bilinci büyüttük. Her yıl kendimizle çalıştık. Yarıştık, çabaladık, yorulduk. Bazen pes etme noktasında tıkandık. Ancak bize her zaman velilerimiz destek oldu. Öğrencilerimiz güç verdi. Sivil toplum kuruluşlarından, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çok büyük destek aldık. Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elazığ Anaokulu tarafından coşkuyla kutlandı. Sayın seyirciler, Çaydaçura Mahallesi Teknokent yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Çaydaçura Mahallesi Teknokent yolunda 23T0083 plakalı hafif ticari araç ile 01CBT05 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişen haberlerini aktardık. Az sonra spor bülteni ile tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Bir Evim Elazığ Spor'da dönüm maçı olarak görülen İstanbul Spor maçı hazırlıkları başladı. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda İstanbul Spor'la 3 puan adına zorlu müsabakada karşılaşacak temsilcimiz Bir Evim Elazığ Spor'da hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz hafta Osmanlı Spor'a son dakika golleriyle mağlup olan ancak rakiplerinin de haftayı puansız kapatmasından dolayı ligde kalma adına yeniden umutlanan Bir Evim Elazığ Spor'da dönüm maçı olarak görünen İstanbul Spor maçı hazırlıkları başladı. Teknik sorumlu Serhat Gülpınar'ın görevden alınması nedeniyle sportif direktör Mustafa Aksu ile yardımcı antrenörler İlhan Aydın ve Muammer Sürmeli gözetiminde saat 17'de Elazığ Spor tesislerinde yapılan antrenmanda Bordo Beyazlılar teknik taktik ağırlıklı bir çalışma yaptılar. Temsilcimiz Bir Evim Elazığ Spor'da zorlu İstanbul Spor maçı hazırlıklarına salı günü yapılacak tek çalışmayla devam edilecek. Bordo Beyazlı temsilcimiz İlözel İdare Spor Bayan basketbol takımı çeyrek final ikinci maçında salı günü deplasmanda İstanbul Gücü'ne konuk oluyor. Playoff çeyrek final ilk maçında sahasında İstanbul Gücü'nü farklı mağlup eden Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı, salı günü İstanbul'da oynayacağı ikinci karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kendi evinde oynadığı ilk maçta rakibini 66 sayı farkla 108-42 mağlup ederek ikinci maç öncesinde moral bulan potanın perileri, salı günü oynayacağı karşılaşmayı da kazanarak yarı final biletini almak istiyor. İstanbul Gücü ile Elazığ İl Özel İdaresi arasındaki playoff turu çeyrek final ikinci maçı İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu'nda salı günü saat 15'te başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul temsilcisi kazandığı takdirde ise yarı finale çıkacak takım 3. karşılaşma sonunda belli olacak.
Playoff çeyrek finalinde salı günü ayrıca Urla Belediyesi Akdeniz Üniversitesi, çarşamba günü ise Nesibe Aydın, Mardin Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediye Bayraklı Belediyesi karşılaşmaları oynanacak. Üçüncü lig temsilcimiz Elaziz Belediyespor sezonun bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Elaziz Belediyespor'da kümede kalma sevinci yaşanıyor. Lacivert Kırmızılı ekibimiz sezonun bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Düzce Spor'a 3-1 mağlup olmasına rağmen rakiplerini de aldıkları yenilgilerle kümede kalmayı garantileyen Elaziz Belediyespor, kalan son 2 haftada ise prestij mücadelesi verecek. Buna göre Elaziz Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor, son haftada ise elimizde Karşıyaka ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak. Sezona baştan aşağı yenilenmiş kadrosuyla başlayan ve yaşadığı uyum sorunu nedeniyle ilk yarıda önemli puan kayıpları yaşayan Elaziz Belediyespor, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle lige tutunmayı başardı. Teknik direktör Alaaddin Tutaş idaresinde son 2 haftaya girilirken, toplamda 41 puan toplayan Elaziz Belediyespor, 16. sıradaki Adıyaman 1954 Spor ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu ve artık önümüzdeki sezonun planlamalarını yapmaya başladı. İkinci amatör küme takımlarından Sivrice Spor Kulübü maçlarının Elazığ'a alınmasını protesto ederek hafta sonu oynanacak Arıcak-Trabzon Gençlik Spor maçına çıkmadı. İlimiz ikinci amatör küme takımlarından Sivrice Spor Kulübü tarafından maçlarının Elazığ'a alınmasından dolayı yazılı bir açıklama yapıldı. Kulüp Başkanı Fethi Ahmet Yetik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arıcak-Trabzon Gençlik Spor maçlarının 2 defa saha ve hava şartları bahane edilerek ertelendiğine ve sonunda Elazığ'a alındığına dikkat çekilerek, şampiyonluk iddialarının olduğu o dönemde böyle bir kararın alınmasından dolayı hafta sonu Elazığ'da oynanması gereken bu maça çıkmayarak alınan kararı protesto ettiler. Yaklaşık 25 yıldır Sivrice İçi Stadyumunda maç oynandığına dikkat çekilen açıklamada, "Biz Sivrice Spor Kulübü olarak bu çirkin kararın alınmasının içinde olanları esefle kınıyoruz" denilerek Sivrice Spor'un haklarını kimseye yedirmeyeceklerini ifade ettiler. Evet, spor bültenimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere iyi haberler aktarmak dileğiyle diyoruz. Mutlu akşamlar.